tarihin bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak 6 siyasi parti bir araya geldik. Önce genel başkan yardımcılarımız uzun uzun konuştular. Hukuk sisteminin nasıl olması gerektiğini ifade ettiler. Önce Ahlatlıbel'de bir araya geldik. Sonra dün 6 genel başkan kamuoyunun önüne çıkarak güçlendirilmiş parlamenter sistem dolayısıyla neleri yapacağımızın altına imzayı attık ve taahhüt ettik. Bu taahhüt Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır. Tarihte önemli yerini alacaktır. Hukuk olmadığı takdirde ülkeyi büyütemezsiniz. Hukuk olmadığı takdirde adaleti getiremezsiniz. Hukuk olmadığı takdirde kanayan vicdanları durduramazsınız. Hukuk olmadığı takdirde hiç kimse geleceği göremez. Dolayısıyla ilk adımın hukuk olması son derece değerlidir. Ve demokrasi olması değerlidir. Efendim siz geriye mi dönmek istiyorsunuz? Hayır, kesinlikle. Neydi? Yarının Türkiye'siydi adı. Geriye değil. Yarının Türkiye'si. Güzel Türkiye. Umut dolu bir Türkiye. Gençlerimizin geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde aramaları gerektiğinin altyapısını oluşturan bir çalışmaydı bu çalışma. O nedenle bütün genç kardeşlerime de seslenmek isterim. Halkın iktidarında göreceksiniz. Millet İttifakı çalışacak. Sizler de göreceksiniz. Bu ülkede demokrasiyi göreceksiniz. Sevgiyi göreceksiniz. Hoşgörüyü göreceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştirdiğinizde kapınızı sabahın köründe polis gelip basmayacak, kapınızı kırmayacak. Bunu da göreceksiniz. Yarının Türkiye'sinde ne istiyoruz biz? Ne istiyoruz? Dedik bir, Cumhurbaşkanı tarafsız olsun. Partili Cumhurbaşkanı olur mu? Anayasada yemin içiyorsun. Namusum ve şerefim üzerine ant içerim tarafsız davranacağım. Sonra sırtını dönüyorsun. Namustan şereften vazgeçiyorsun. Gidiyorsun bir partiye genel başkan oluyorsun. Olmaz. Yanlıştır. Sonra ne oluyor? Milli Güvenlik Zirvesi'ni topluyorsun. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayamıyorsun. Devleti partileştiriyorsun. Devlet bakidir. Partilerin tamamı geçicidir. Hükümetler geçicidir. Ama devlet dediğiniz kurum bakidir. Kalması baki olması lazım. Kalıcı olması lazım. Cumhurbaşkanı milleti temsil etsin dedik. Cumhurbaşkanı partiyi temsil etmez ya. 84 milyonu temsil eder. Yanlış mı söylüyoruz? Hayır. Bu anlattıklarımı özellikle bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş bütün vatandaşlara seslenerek söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Söylediklerimiz şu yanlışsa Allah rızası için ya söyleyin burası yanlıştır diye. Doğruysa o zaman doğru yolda hep beraber yürüyeceğiz. Bu işin çıkarı odur. Beraber yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanı partiler üstü olmalı. Evet, partiler üstü olmalı. Ya Cumhurbaşkanı devletin sigortası olmalı. Partiler arasında kavga olabilir, çekişmezlik olur. Birbirlerini çekemeyebilirler, tartışabilirler. Partiler farklı görüşlere sahip olabilirler. Ama ülkenin çıkarı söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı bütün parti liderlerini davet eder. Beyler bu sorunu çözelim der. Böyle bir sigorta yok şu anda. Söylediğimiz yanlış mı? Hayır, doğru. O zaman doğruya destek vereceğiz. Cumhurbaşkanı dediğimiz kişi kısır tartışmaların içinde olmaz, olamaz. Cumhurbaşkanı konuştuğu zaman 84 milyon insan dikkatle dinler bakalım bu ülkenin cumhurbaşkanı ne söylüyor diye. Dikkatli konuşur. İnsanlara bilgi verir, güven verir. Sağduyuyla konuşur. Uzlaşmacı olur ve uzlaşma zeminini hazırlar Cumhurbaşkanı dediğimiz kişi. Bunun olması lazım.
%10 seçim barajı kalksın diyoruz. %3 olsun. Onun üzerinde mutabaka sağladı. %10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Hem darbeye karşıyım diyeceksin, hem darbecilerin getirdiği kanuna evet diyeceksin. Bu nasıl karşı olmaktır? Biz karşıyız. Darbeye de darbecilere de karşıyız. Kim yaparsa yapsın. Darbeye de darbecilere de karşıyız. %10'u kaldıracağız. Milli iradenin meclise yansıması lazım. Milli iradenin. %9 oy alıyor, meclise milletvekili sokamıyor. Ya milyonlarca kişi oy vermiş kardeşim ya. Burası milli irade değil mi? Milli irade. Milli irade burada tecelli ediyor mu? Ediyor. O zaman %3 oy alan partinin burada temsilcisi olmalı. Burada konuşabilmeli, kürsüye çıkmalı. Derdini anlatabilmeli. Belki o doğru söylüyor. Belki o toplumu aydınlatacak bilgiler verecektir. Milli irade önemlidir. Halkın iradesi önemlidir. Yurt dışındaki işçileri düşünün. Yurt dışındaki işçi kardeşlerim de düşünsünler. Onlara da hitap ediyorum. Seçimlerde oy kullanıyorsunuz. Sandıklar konuyor, eyvallah. Ama bulunduğunuz yerde milletvekili seçilemiyorsunuz. Niçin? Seçme hakkınız var ama seçilme hakkınız yok. Niçin? Bu garabeti de değiştireceğiz. Yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Yurt dışında da sandıklar konulacak. Yurt dışında da milletvekilleri seçilecek. O milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Oradaki vatandaşın derdini en iyi onlar anlatacak. Bizler de öğreneceğiz. Demek ki milli iradeye gerçek anlamda sahip çıkan kim? Millet İttifakı biziz. Milli irade bu mu? Evet, milli irade bu. Efendim oy kullanamazsan milletvekili olamazsın. Niye? Niçin? Yurt dışındaki vatandaş taşeron mu? Hayır. Oyunu kullanacak, aday da olacak, yurt dışı seçim çevresinden seçilecek, buraya gelecek. Almanya'daki de, Fransa'daki de, İngiltere, Amerika, Kanada nerede varsa gelecek. Kendi derdini, oradaki vatandaşların derdini anlatacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Torba kanunu uygulamalarında da son vereceğiz. Ne demek torba kanunu ya? Dünyada örneği olmayan bir garabet. Buna mı dönmek istiyor? Hayır efendim, kaldıracağız, tamamen kaldıracağız. Bir kanun çıkacak, ilgili bütün kuruluşları davet edeceğiz. Çiftçilerle ilgili kanun mu çıkacak? Çiftçinin haberi yok. Sanayiciyle ilgili kanun çıkacak, sanayicinin haberi yok. Öğretmenle ilgili kanun çıkacak, öğretmenin haberi yok. Muhtarla ilgili kanun çıkacak, muhtarın haberi yok. Buna son vereceğiz. Böyle bir teklif geliyorsa, kanun geliyorsa, ilgili meslek kuruluşunu davet edeceğiz. Komisyonlara gelecekler, söz aktarı olacak, anlatacaklar dertlerini. Bu kanun onların ihtiyacını karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Bunlara bakılacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte görüşülecek. Bütçe hakkını kutsal bir haktır. Bütçe hakkı devredilemez. 84 milyonun ödediği vergilerin nerelere harcandığını gösteren bütçe hakkı dünyanın bütün demokrasilerinde asla devredilemez. Biz de götürdük, devrettik. Bunu da kaldıracağız. Vatandaşın vergisine sahip çıkıyorsak, vergisi onun namusudur. O parayı devletin namusuna teslim ediyor. Doğru harcayacaksın diyor. İyi harcayacaksın diyor bu parayı. Ülkenin kalkınması için harcayacaksın bu parayı diyor. O nedenle bütçe hakkına sahip çıkacağız. Adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde ekmek yoktur, iş yoktur, aş yoktur. Adaletin olmadığı yerde hakkınızı arayamazsınız. O nedenle öyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Anayasa Mahkemesi kararı, ben uygulamıyorum diyen hakimin kulağından tutacağız. Kimse kusura bakmasın, kapının önüne koyacağız. O hakim, hakim değildir. Bunu yapacağız. Adalet kendi içinde yolunu yürür. Adalet. Eyvallah, adalet. Ben adalete uymam. O zaman sen hakim değilsin kardeşim. O makamda duramazsın. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre. Yani kanuna göre değil. Dünyanın bütün demokrasilerinde böyledir. Oturur, en son vicdani kanaatini dinler. Bazı bilim insanları ne derler vicdan için?
Allah'ın yüreğimizdeki sesidir derler. Vicdani kanaatine göre karar vereceksin. Talimatla karar veren hakim mi olur Allah aşkına? Bunları değiştireceğiz. Bunları da değiştireceğiz. Çoklu baro sistemi. Bir şeyi iyi yönetmek istiyorsan böl, parçala, ondan sonra yönetirsin. Birden fazla parçalar, birden fazla bölümler. Ondan sonra baro, A barosu, B barosu, C barosu. Baro bir tanedir ya. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden parçalayacağız. Türkiye Belediyeler Birliği'nden parçalayacağız. Beraber olmak varken, kucaklaşmak varken, aynı zeminde var olan sorunları tartışmak varken neden ayrışıyoruz? Neden kutuplaşıyoruz? Neden kamplaşıyoruz? Bunu da çözeceğiz. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Bu konu dün sunuş yapılırken en çok alkış alan bölümdü. Evet. Hiç endişe etmeyin, kadın erkek eşitliği sağlanacak. O konuda söylendi, daha ilkokuldan başlayarak bunu evlatlarımıza, çocuklarımıza anlatacağız diye. Devlet yönetiminde liyakati getireceğiz. Kesinlikle liyakat. A partili, C partili. O işi en iyi kim yapıyorsa onu o göreve getireceğiz. Eğer bunun vaadini altı siyasi parti veriyorsa bu bizim Cumhuriyet tarihimizde bir dönüm noktasıdır arkadaşlar. Altı siyasi parti bunun taahhüdünü veriyorsa. Çünkü en nitelikli insanlar devlet yönetiminde görev alırsa o en çok devleti yönetenlerin işine gelir. Çünkü hata yapmazlar. Çünkü yanlış yapmazlar. Çünkü yanlış yaptırmazlar onlara. Doğruyu yaptırırlar. Mülakatı kaldıracağız. Hiç meraklanmayın. Hiç meraklanmayın. Devletin soyulmasına izin vermeyeceğiz. Şimdi AK Parti'ye geçmişte oy vermiş veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş kardeşlerime seslenmek isterim. Senin ödediğin vergilerin haksızca birilerine peşkeş çekilmesini istiyor musun? İstiyorsan AK Parti'ye oy vermeye devam et kardeşim. İstiyorsan. Ama istemiyorsan, ya bu yanlıştır diyorsan oyunun şeklini, rengini neyse değiştireceksin kardeşim. Ha, açık mı söyleyeyim? Geleceksin CHP'ye oy vereceksin kardeşim. Hiç. Oy vereceksin. Namuslu siyaset mi istiyorsun? Kul hakkı yemeyen bir siyaset mi istiyorsun? Beytülmale el uzatılmayan bir siyaset mi istiyorsun? Geleceksin kardeşim. Bir deneyeceksin, bir göreceksin. Dene bir gör. Bu devlet nasıl yönetilir? Akılla, bilgiyle, birikimle nasıl yönetilir? Herkesin hakkı hukuku nasıl savunulur? Bunu göreceksin. Dolayısıyla devletin soyulmasına yol açan kamu ihale yasasını değiştireceğiz. Yeniden güzel bir düzenleme yapacağız. Yerel yönetimleri, belediyeleri güçlendireceğiz. Örnek vereyim. Hep deriz ki niye otopark yapmıyor belediyeler? Yeteri kadar otopark alanları yok. Motorlu taşlar vergisini kim topluyor? Merkezi hükümet. Taşıt alım vergisini kim topluyor? Merkezi hükümet. Peki otoparkı kim yapacak? Belediye. Parayı onlar topluyor, belediye yap diyorlar. O iki vergiyi de belediyelere vereceğiz. Belediyeler o zaman otoparkta yapacak, daha güçlü olacak. Ayrıca kayyum uygulamasına altı parti söz verdik. Kayyum uygulamasına son vereceğiz. Seçimle gelen seçimle gidecek. Demokrasinin gereğini yapacağız. Parlamentonun kirlilikten arınması için siyasi etik kanunu, yani siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Parlamentoda ahlaksız insanı istemiyoruz. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan insanları burada istemiyoruz. Rüşvet alıp büyükelçi olanları istemiyoruz. Bu parlamentoda vatandaşın hakkını, hukukunu savunan milletvekilleri istiyoruz. Bunun için 6 genel başkan bir araya geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonu kuruyoruz. Şimdi vatandaşlarıma kesin hesap komisyonunu anlatmak zorundayım. Kesin hesap komisyonu şu. Vergileri verirsiniz, bütçe meclisten geçer. O geçen bütçede öngörülen paralar bir yıl içinde harcanır. Bazen vergiler, bazen borç alınır, bazen özelleştirmeler yapılır ve bu paralar harcanır gider. Harcanan paraların nerelere harcandığını gösteren kanunun adı kesin hesap kanunudur. Kesin hesap kanunu. Şimdi bu kesin hesap kanunuyla ilgili mecliste ayrı bir komisyon kuracağız. Kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefet partisinden olacak.
Bakın biz ne kadar kendimize güveniyoruz. Geleceğiz, iktidarız, geleceğiz. Ana muhalefet partisine hesap vereceğiz. Dolayısıyla siyasetçi, yani ülkeyi yönetenler hesap vermenin onurunu yaşayacaklar. Bu ne demektir? Hiçbir bürokrat yolsuzluk yapamaz. Hiçbir bürokrat. Neden? Ya gidip hesap verecek. Bakan gidip hesap verecek. Ben gidip hesap vereceksem hiçbir bürokrat elini harama uzatmaz. Uzattırmayız. Bu kadar kendimize güveniyoruz. Bunlar olunca ne olur? Buna ve benzer arkadaşlar uzun uzun anlattılar dün. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasi gelecek. İnsanların yüzü gülecek. Devlete vergilerini en azından rahat bir şekilde verecekler. Vergilerin doğru yerde kullanıldığını görecekler. Güzel yatırımlar yapılacak. Sanayici önünü görecek. Esnaf önünü görecek. Kişi başına gelir artacak. Demokrasi ekmektir arkadaşlar. Demokrasi ekmektir. Demokrasi iştir. Demokrasi saygınlıktır. Demokrasi itibar kazanmaktır. Demokrasiye böyle bakmamız lazım. Eğer ülkenizde demokrasi yoksa, adalet yoksa, hak yoksa, hukuk yoksa ekmek de yoktur. Açlık vardır, sefalet vardır. Çünkü devleti yönetenler millete hesap vermezler. Devleti yönetenler milletten aldıkları paraları ceplerine atarlar. Biz ceplerimize atmayacağız, milletin parasını millet için kullanacağız. Yatırım için kullanacağız. İş için kullanacağız. Aş için kullanacağız. Böyle yapacağız. Efendim, hakimler de öyle gerçekten liyakatli olacak hakimler. Talimatla değil, hukukun üstünlüğüne göre karar verecekler. Ve gençlere söylüyorum, söyledim bir daha ifade edeyim. Sevgili gençler, bu ülkenin size ihtiyacı var. Bunu sakın unutmayın. Sıkıntılarınız var biliyorum. İşsizlik ciddi boyutlarda, onun da farkındayım. Özgürlük alanınız daraltıldı, onun da farkındayım. Biraz sabredin. Geliyor gelmekte olan her şey düzelecek. Her şey. Hiç unutmayın. Gazi Mustafa Kemal ne diyordu? Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır diye. Evet. Demokrasiyi milletimizle beraber, millet ittifakı olarak getireceğiz. Milletin azim ve kararlılığı bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecektir. Hepinize saygılar sunuyorum.